Siyahbar'dan merhabalar sevgili izleyenler. Yine evdeyiz ve çok sevgili dostumuz, sevgili abimiz Fikri Kafan'la beraberiz. Uzun zaman oldu evde bazı yayınlar yapamadık ama evde aslında tartışılması gereken, konuşulması gereken çok önemli konular var. Biz de merkezden mümkün olduğumuz, Zonguldak merkezden bu evdeki konulara yer vermeye çalıştık ama tabii onu yani aktarma konusunda her zaman etkili olamıyoruz. Bu yüzden evdeki aktörler, yazıcı arkadaşlarımız, dostlarımızın ne düşündüğünü, ne aktardı, ne paylaştı çok önemli. O yüzden Fikri Kafan'la konuşacağız. Saat 14.30'da Aslan Kereş, Kesiyor Başkanı bizimle beraber olacağız. Daha sonra Ereğli'de halkın arasında vatandaşı sorular, ne düşünüyorsunuz, ekonomi nasıl, pandemi aranız nasıl, hizmetler nasıl, hayat nasıl gidiyor, siyaset nasıl gidiyor, bunları soracağız Ereğli'de dostlarımıza. Abla. Şunu iter misin? Biz hoş geldiniz. Biz hoş geldiniz Matilacığım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, özellikle bir yol tutuldu evde. Bir yol zaman zaman buraya gelmeniz bu. Zonguldak'tan doğru evi takip etmek eksik kalıyor olabilir. Siz yerine takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, konuşacak ama. Şey merak ediyorum. Ne oradan başlayayım? Yani biz daha önce bir yayınlarda da çok sese basmam lazım. Allah Allah. Mimiklerimin görünmesi için maske giymem gerekiyor. Değişmek. Yani şöyle, tabii umutlarımızın zaman zaman arttığı, zaman zaman güzele doğru gidişin olacağını görmemize rağmen bir şeylerin değişmediğini söylemek lazım. Bunun sebebinin ne olduğunu elbette daha genç yollarında da yapabiliriz ama hala Ereğli'de yapılmak istenilen, hatta haklı diye savunduğumuz birçok hizmet ve yatırımın gelememiş olması, başlayamamış olması, işte o beslemeye başladığımız umutları tekrar köreltiyor. Bunlar arasında istersen bir üniversite kampüsünü söyleyebilirim. Tabii, evet. Kampüs konusunda gerçekten çok umutluyduk. Tabii bu umudumuzu hala sürdürmek istiyoruz. Alanımızın çok müsait olduğu, hatta askeri bölge olmasından dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşandığını da biliyoruz. ...olması için çok ciddi adımlar atıldığını biliyoruz. Hatta göreve başlayan Sayın Vali Mustafa Tutulmaz da ilk işlenen biri gelip alanda inceleme yapmak oldu. Bir kez daha söylüyorum ki Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Sayın Vali'ye çok ciddi bir briefing verdi. Bu briefingde şunu özellikle söyledi ki bu bir kaymakamın ağzından duymak çok güzeldi. Biz bu konuda çok ciddiyiz ifadesi vardı. Çok ciddi hayırseverlerimiz var. Her şey çok güzel ama hala duyuyoruz ki üst düzeyden ciddi, hani o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama engellemek isteyenler, çomak sokanların olduğunu duyuyoruz. Açık konuşalım şimdi, yani şey, kim engelliyor, yani topu dolandırmayalım. Şöyle, dolandırmayalım tabii, lütfen topu, yani kim engel oluyor, engel şöyle, çıkartan kim? Hayır, o ismi verebilmek için somut delirler. Somut bir şey almak lazım. Ben açık bir şey, özür dilerim. Şimdi en son bir ziyaret oldu üniversite konusunda. Evet. Yani rektörlük der ki, ya anladığım kadarıyla şu. Ya açılsa bile öğrenci bulmakta sorun yaşayabiliriz. Bu arada en son Cumhurbaşkanı başlanışma Saadet Oruç geldi. İşte burada incelemeler yapıldı. Bazı girişimler sonuçlandı. İşte Aslan Kereş'in bu konuda sizlerin talepleri var. Öğrenci bulamayız endişesi olduğu ifade ediliyor. O yüzden burada yeni bir yatırıma, bu anlamda büyük kapsamlı bir kampüs yatırımının doğru olmadığı ifade ediliyor. Yani resmi olarak olmasa da kastettiğiniz bu mudur tam olarak? Hemen sormak istiyorum o zaman. Zonguldak merkezi öğrenci bulunuyorsa ki olsun. Çaycuma merkezi öğrenci bulunuyorsa ki olsun. Neden Ereğli öğrenci bulunamasın? Kaldı ki Ereğli'nin konum itibariyle, sosyal ekonomik yapısı itibariyle Zonguldak'ın da göz bebeği sayıldığı söyleniyorsa, Zonguldak'ta ikamet eden dahi sosyal yaşamını Ereğli'den karşılamaya çalışıyorsa, evet, Ereğli'ye gelen herhangi bir bürokrat buradan ayrılmak istemiyorsa neden burası öğrenci çekmesin? Böyle bir iddia varsa. Ben bunun böyle olmadığını düşünenlerdenim. Ben bunun tam tersine, ben bunun başta Sayın Çufallı olmak üzere, Rektör Bey, Rektör Bey'in olmak üzere, hani kendisine çok uğraş mı çıkacak, çok iş mi çıkacak anlayamadım.
ya da ileriki süreçte Ereğli'yi kaybederim endişesi mi var? Onu da anlayamadım. Ama şu da var, işte Ereğli diyor ki mesela Ereğli'de yeni bir üniversite kurulmalı. Hani eğer bize ya fakülte yapmıyorsanız olmadı. Ereğli kendi üniversitesi kursun. Şimdi onu söyleyecektim. Ya bu acaba bundan mı çekiniyor? Hayır, şimdi onu söyleyecektim. Ereğli'nin iddiası şu. Hatta az sonra konuğumuz olacak olan Sayın TSO Başkanı Aslan Kereç de bunu açık ve net söyledi. Eğer bize kampüs yapmazsanız veya bunu engellerseniz, biz yapacağız ama siz bunu engellerseniz biz Ereğli'ye, Karadeniz Ereğli Üniversitesi'ni kurmaya hazırız gibi ifadesi var. Yani bunu tehdit olarak söylemedi. Biz Zonguldak'a bağlı olmaktan şikayetçi değiliz dedi. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Benim ilim Zonguldak. Ben Zonguldaklıyım. Askerde ben tekmil verirken Zonguldak diye tekmil veriyorum. Karadeniz Ereğli buranın Karadeniz ifadesi birçok Ereğli olduğu için ayrıştırılan bir ek kelimesi. Evet. Ek ilavesi. Ama eğer Zonguldak başta üniversite olmak üzere birçok konuda hala bu tür diretmelerini yaparsa tabii ki Ereğli de bir şekilde kendi hakkını aramak için çaba gösterecek. İl olmak istiyoruz diyoruz. İl olmak istememizin altında da bu gerekçe yatıyor. Yani ben niye ayrıca... Şanssız kalmadı da üniversiteden devam edeyim. Onu örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Yani sonuçta şurası. Evet bugün Sayın Saadet Oruç Ereğli'ye Sayın Vali'yi, Sayın Çufallı'yı getirdi. Çufallı demeyeyim, yanlış anladım. Çufallı. Çufallı be. Çufallı konuşu, çuvallamak gibi algılanır o. Yanlış olabilir. Özür, evet. Çufallı. Çufallı. Ereğli'ye getirdi. Ancak ondan sonra bir daha Saadet Hanım'ı da burada göremedik. Veya bu konuyla ilgili bir adımını da ben göremedim. Bilmiyorum. Varsa adımını çok da memnun oluruz. Yayınlarız. Özü şu. Ereğli hala istediğini alamamış pozisyonda, hala oyalanır pozisyonda bekliyor diyor. Peki siyasette ne oluyor? Yani şu anlamı soracağım. Bu konuda mesela AK Parti'de ilçe başkanı değişti. Hani onlar Saffet Bozkurt olsun, milletvekilleri olsun. Hani bu konularda konuşmuyor musunuz? Zonguldak'a geliyor milletvekillerimiz. Bunlar, bu talepler dile getirilmiyor mu? Tabii getirildiği söyleniyor. Evet. Yani getirildiği söyleniyor ama bir kere şimdi AK Parti'de şöyle bir durum söz konusu. Tabii bu dışarıdan biraz da ne diyelim, kulis bilgisi diyelim. Evet. AK Parti ilçe teşkilatında değişme, yani yeni kongreden sonra parti içinde ciddi bir ikilemin, hatta üçlemin olduğu, hatta dörtlemin olduğu çok konuşuluyor. Ben de bunu kendi yayın kuruluşumda Hakimiyet Gazetesi'nde ve internet sitemde kaleme almıştım. Epey de ses getirdi. Tabii ses getirmesine sevindiğim için söylemiyorum. Yazdıklarımın teyidi anlamında söylüyorum. Şimdi teşkilat içinde bir kısım sıkıntıları var Ereğli'nin. Örneğin son il başkanlığı seçiminde de tabii ki AK Parti birçok yerde hemen hemen tüm teşkilatlarında kongrelerine tek adayla gidiyor. Ama tek adayla gitmeden önce genellikle o bölgede mutlaka istişarelerde bulunuyor. Parti içindeki dinamikleri bir araya getiriyor. Kendi ismi zaten net olmasına rağmen onları en azından teyit ettirip, daha doğrusu kabullendirip ortak adayla gidiliyor. Ama bu dönemde Ereğli'de, daha doğrusu Zonguldak il için Ereğli'den aday vardı. Aday çıkmıştı. Avukat Saffet Öztürk. Partinin Ereğli ilçe başkanlığını yapmış. Hala partinin dinamiklerinden. Henüz bu arkadaşımızın adaylıktan çekildiğim ifadesini duymadım. Kongre ertelenmeden önceki ifadesiydi bu. Evet. Ama şunu da biliyoruz ki AK Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı da Sayın Zeki Tosun'a tek adayla sizinle gireceğiz dedi. İlçe teşkilatının, AK Parti ilçe teşkilatının aday çıkarmayacağı duyuldu. Ama bu konuda bunu Saffet Bey'in ağzından duymadık. Evet, Saffet Özkürt'ü değil mi? Saffet Bozkurt. Evet. Özür diliyorum. Saffet Bozkurt'un ağzından duymadık. Dolayısıyla henüz tam oturamamış bir teşkilat yapısı olduğundan sanırım henüz ilçedeki hizmetleri, hizmet akışına, yatırım akışına veya talep edilenlere çok daha eğilinemiyor gibi ama görüyorum. Ama ben görüyorum ya, basın ofisinden sürekli olarak şuralara gezdiler, böyle halkla buluştular, bu etkinliğe alıştılar, şu köye gittiler, milletvekillerini buluştular, bu haberleri görüyoruz. Şimdi gazeteci gözüyle konuşuyoruz. Mesela ben o yüzden sordum, yani tabii, üniversite tabii, önemli, şimdi... üniversite beklentisi, Ereğli'nin üniversite beklentisi önemli. Saffet Bey buradan hani nerede, nasıl bir aktörlük yapıyor onu merak ediyorum. Şu anda Saffet Bey'in yaptığı, ben kendisine severim ama yapabildiği bir aktörlüğü görmüyorum. Yani evet, bugün PTT binasının açıldığını duyurdular. 7 senede bir PTT binası açılabildi. Sayın Kaymakam şehre geldiğinde, göreve başladığında Ereğli'de dedi, bir emniyet binasının olmayışı utanç vericidir dedi.
küçümseyerek değil ama Kozlu'da daha iyi yapılmışken dedi. Evet. Aynı dönemde talep edilen Ereğli'de yok mu dedi. Efendim binayı yıktırdı. Kaymakamlık binası da buna paralel yıkıldı. Fakat maalesef bana göre siyasilerin beceriksizliğidir. Bana göre AK Partili milletvekillerinin Ereğli duyarsızlığıdır. Hala atılmış bir adım yok. Ha şöyle bir adım var. Efendim neymiş, oradaki alan çizilen projede çok büyük mü? Büyükmüş, bunu biraz küçültün gibi bir şey. Bu kadar küçük gerekçelerle aynı şeyi üniversite binasında, düzeltiyorum, kampüs binasında da yaşadık, kampüste de yaşadık alan konusunu. Yani hep önümüze bir gerekçe çıkarılıyor. Bakıyoruz Çaycuma, işte Ereğli Devlet Karayolu'nda, evet bir şekilde bir yerde bir şey, bir yer gitmiş ama ucuna bakıyoruz hala çukurlarla uğraşılıyorsun. Sonuna bakıyoruz atılmış doğru düz bir adım yok. Evet engebeli zor bir arazi ama bu kadar yıl bekleyecek arazi değildi. Kendi iktidarları döneminde 2017'de 2018'de hadi attım 2019'da tamamlanacağı söylenen yol ortada. Ereğli Zonguldak Karayolu'nu geliyoruz her gün. Bitti deniyor değil mi? Hayır bitmedi. Buyurun hala şeyde sorun var. Ereğli çıkışında. Birçok yerde sorun var. Yani ortada somut olarak yapılmış bir şey yok. İktidar partisi, muhalefet partisi ne yapabiliyor? Ülkede ne yapabiliyorsa burada da onu yapabiliyor. Şimdi bakıyorum ben iktidarın yakını olan, yanında görünen MHP'den de ses yok. Evet ilçe başkanı bir dönem çok böyle konuşuyordu. Ben hatırlıyorum daha önce dönemlerde. Yani Rahman Demirtürk evet. Bey çok konuşuyordu. Gündemdeki konularla ilgili fikri anlamda harmanlamalar yapıyordu. Çağrılarda bulunuyordu. Evet. Gerçekten nerede? Ben mi göremiyorum yoksa şey mi yok? Yani vallahi ben göremiyorum. Pardon düzelteyim. Bazen rast geliyorum. Ha. Yolda mı rast geliyorsunuz? Yolda ya da uzaktan geçerken geliyorum. Açıklamalarda değil yani. Değil. Ereğli'de yaşadığınız için olabilir. Normaldir yani. Yani öyle görüyorum. Öbür türlü göremiyorum. Kaldı ki Sayın Demirtürk, ama Demirtürk de siyasette aktif gidiyordu. Ama ne olduysa o da sustu. Dur mu dedi birileri ona acaba? Yani bir şey mi? Çünkü en son Ereğli'nin il olması tartışmalarında böyle çok net bir çıkışta bulunmuştu. Bilmiyorum. Yani öyle bir şeye hani dur denildiği zaman duracak isimlerden sanmıyorum Demirtürk ama şu var. Örneğin geçtiğimiz günlerde Ereğli'de Sayın Valinin de katıldığı tersanelerle ilgili bir toplantı oldu. Bu toplantıya Sayın Vali, Sayın Kaymakam, AK Parti İlçe Başkanı, AK Parti Milletvekilleri, AK Parti'nin yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, bazı devlet daire müdürleri düzeltiyorum katıldı. Evet. Orada ne MHP vardı AK Parti'nin iktidar ortağı olarak diyelim. Ne ana muhalefetten CHP vardı, evet. Ne meclisteki İYİ Parti vardı. Ne de kurulan diğer partilerin temsilcileri vardı. Şimdi bu konuda CHP ve İYİ Parti'den açıklama geldi. MHP'den açıklama gelmedi. Evet. Bu da ilginçtir. Kaldı ki MHP'nin o toplantıda %100 olması gereken isimdir MHP. Dolayısıyla ortada ne döndüğünü inan bizzat ile çok... Sormuyor musunuz Rahman Bey bunu? Görsek soracağız. Telefonunu vardı, telefonu telefonla sorun. İrtibat kuramıyorum, açmıyor telefonunu. O zaman başka problemler var. Başka bir telefonu var sanırım. Muhtemelen. Rahman Bey de buradan, Rahman Bey de onun da samimiyetine binaen bunları söylüyoruz. Tabii bunlar gazetecilerin öngörüleri, hep şunu söylerim. Yani gazetecilerin samimi yayıncılık yapan, işte Dikli abi gibi olsun, pek çok meslektaşımız gibi olsun, bu fikirler önemli diye olduğunu düşünüyorum. Demek ki bir adet sorun var, bir eksiklik var. Peki, bağlayabilecek miyiz yani bu üniversiteye bu konuyu? Tabii bağlayacağız, hangi anlamda sordun bilmiyorum ama biz bu işi bağlayacağız. Biz üniversite konusunda hakikaten çok ciddiyiz. Gene söylüyorum, başta Sayın Kaymakam olmak üzere bütün bilimler, şehirdeki bütün yöneticiler, bütün hayırseverler gerçekten ciddi çalışıyorlar. Bu kadar net söylüyorum. Herkes hazır. Bir tek Zonguldak hazır değil. Zonguldak hazır olmalı. Ya Zonguldak şöyle düşünüyor. Ereğli'yle olmasın tartışması var. Duygusal bir reflekstir bu. Şimdi yeni bir üniversite çıkmasın. Hani burada binalar yapılırsa böyle galiba. Çıkar. Şöyle düşünüyorum galiba. Yani şimdi burada binalar yapılırsa farklı farklı böyle geniş binalar yapılırsa ya bunlar 3 gün sonra da üniversite ister. Gidip kötü belki... komşu Atilla'cığım güzel bir atasözümüz vardır. Kötü komşu kiracıyı ev sahibi yapar derler. Veya kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler. Bu çok önemlidir. Yani Ereğli hani
çok uç gitmeyeyim, yanlış anlaşılmasın, böyle çok sivri konuşuyormuş izlenimi de vermek istemem, öyle bir karakterim de yok. Ama Ereğli bu şartlarda eninde sonunda kendi istediğini alır. Alması da haktır. Ben gene söylüyorum, Ereğli olduğundan fazlasını istemiyor. Yani bir ailenin büyük çocuğu, ben büyüğüm, bütün küçüklerim tokatlarım demek istemiyor. Ereğli diyor ki, ben bu ailenin büyük çocuğuysam bana hakkım kadarını verin diyor. Bunu da istemek hakkı değil mi? Yani Zonguldak'tan geliyorsunuz. Ya Zonguldak hala bürokrasi olarak söylüyorum, ihtiyaçlarını, taleplerini bir kısmı Ereğli'den karşılıyor. Açıyorlar Ereğli telefonu, diyorlar ki bize şunu gönderir misin? Ereğli gayet normal gönderiyor, göndersin de. İlim istediyse tabii göndereceğim. Ama lütfen sen de benim hakkım olanı ver. Fazlasını verme. Peki. Konu çok, her konuya girme şansımız yok. Ben merak ediyorum tabii. Belediye açısından, belediye Erdem'e ilişkilerinde zaman zaman yine tansiyon yükseldiğini görüyoruz. Bazen uzlaşıyorlar. Hani böyle medyadan da takip etmekte bazen vallahi başımız dönüyor. Yani samimiyetle söyleyeyim. Sevgili Zan'la bu arada neredesin diyenler oluyor. Ereğli'yiz. Ereğli Meydan'da ve sevgili dostumuz, gazeteci abimiz, meslektaşımız Fikri Kapan'la beraberiz. Şimdi ne oluyor bu belediye Erdem'e ilişkinde? Erdem'e ne yapıyor? Burada bir yeni yatırımlar gündemde. İşte Armaçuk'ta, Kandilli'de yeni bir, birazdan konuşacağız onu Aslan Bey'le, ama yine de sorayım. Bu yatırım henüz Kandilli'de tam anlamıyla başlayamadı. Yani ön çalışmalar devam ediyor. Burada Erdem'e içerisinde bir yeni yapılaşmadan söz konusu oldu. Bu ayrı bir tartışma olmuştu. Bu eksende ilişkileri nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi hani duymuşsunuz belki, Çaydevrek yoluna Armutlu Cuma diye bahsettiğimiz yöre halkı bitmeyen aşk der. Evet. Şimdi ben de Erdem'in belediye ilişkilerini biraz buna benzetmeye başladım. Bitmeyen aşk bunlarınki. Yani hani iki aşık zaman zaman, özür dilerim, zaman zaman atışırlar, zaman zaman birbirlerine en güzel duygusal yaklaşımda bulunurlar. Ereğli Belediyesi ile Erdemir de böyledir. Yani Ereğli ile Erdemir gerçekten bitmeyen aşk gibidir, bütündür. Böyle bakmak lazım. Evet, zaman zaman atışmalar oluyor mu? Oluyor. Ama zaman zaman da Sayın Belediye Başkanı teşekkürünü de ediyor. Erdemir'de işte en son açıklaması, bir talebiniz olduğu zaman bizi iletin, biz gerekeni yaparız diyor. Şimdi bu atışmanın altında şehrin menfaatleri söz konusu aslında. Yani şehir, yerel yönetim diyor ki benim şehirden hizmet alabilmem için bana eskiden sağlanan ekonomik imkanları sağla diyor. Erdemir de diyor ki ben buraya alırken bana burası böyle satıldı ve önümde bir yasal hak var. Ben de bu yasal hakları kullanmaya çalışıyorum diyor. Bu zaman zaman Sayın Belediye Başkanı'nın politik yapısıyla da bağlantılı olarak tavan yapabiliyor. Yani çıkışları yüksek olabiliyor. Aslında şundan tarafım, Erdemir kurulduğu şehirdeki ana sözleşmesinde vardır. Kurulduğu şehirde imkanlarını daha iyi kullanmalıdır. Kullandığı kısımlar eskiden daha fazlaydı. Bunlar yani şehir için. Şehir için, insanlar için. Evet. Epey azaldı. Birçok şeyi kıstı ama Erdemir şunu da yapıyor. Bunu da biliyoruz. Erdemir kendisine gelen toplumsal çıkara dayalı hemen hemen tüm adımlara karşılık veriyor. Bunu da görmezden gelmeyelim. Yalnız belediyenin Erdemir'den aldığı çeşitli isimler aldığında aldığı vergilerin kısılacak olması veya kısılıyor olması doğal olarak belediye ve şehri zor durumda bırakabiliyor. Burada benim gördüğüm olumsuz şu. Tabii ki Sayın Belediye Başkanı'nın çıkışlarında zaman zaman Erdem'in geri adımını attığını görebiliyoruz. Ancak bazı çıkışlarında da hani haksız olunduğu yerde, düzeltiyorum, haklı olunduğu yerde haksız pozisyona düştüğümüz de oluyor. Yine bu dengeyi kuran veya kurmaya çalışan taraf Sayın Belediye Başkanı oluyor. Örneğin bugünkü meclis geçen günlerde kar temizleme çalışmalarında Erdemir'in araç göndermediğini, araç gönderme önerisinde bulunmadığını söyleyip istemeden belediye başkanı birkaç gün sonra bir ciddi bir su patlağında Erdemir'in hemen orada olduğunu ve destek olduğunu söyleyip teşekkür etti. Bugün de yine Sayın Genel Müdür'ün kendisini arayıp herhangi bir talebinizde, kar yağışı gibi talebinizde biz varız, biz yanınızdayız dediğini de söyledi. Ben gene söylüyorum, bunu biraz da politize edip o aşkı iki yönlü sürdürmeye çalışıyorlar gibi görüyorum. Ama espriyi bir tarafa bırakıp şunu söylersem, Erdemir ile Ereğli bir bütündür. Erdemir Ereğli için üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Ereğli de Erdemir ile ilgili üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Çünkü
Erdemir bize açık açık demiyor ki şunu verin demiyor aslında. Fakat bu şehrin de Erdemir'e karşı sorumlulukları var. Bu şehirde Erdemir'e karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve başka böylece devam edecek diye düşünüyorum. Peki. Bu Erdemir'in beklenilen yatırımlarıyla ilgili yani bir açıklama yapılıyor mu şu anda? Yani söz konusu istihdam, işsizlik. Asıl vatandaş diyor ki ya bana bunlarla gelin diyor işsiz kardeşlerimiz. Korkuyorum. Niye? Niye? Bu da sadece bir duyum. En büyük korkum şu, Erdemir'in olası yatırımları da yapmama ihtimalinin doğabileceğinden korkuyorum. Yani bu olası yatırımlar içerisinde, Erdemir içerisindeki bir yatırımdan, iki yatırımdan bahsediyoruz. Kandilli var, onu bildiğim. Bunlar Kandilli, mı? Kandilli bir şekilde devam ediyor. Orayı bir şekilde hayata geçecek ama Erdemir'in içinde işte Kamiç projeleri vardı, güzel projeler vardı. Bu projelerin ve belki de benzerlerinin ilave olması gereken projeler vardı. Bunların durabileceğinden korkuyorum. Bu sadece bir ön sezi. Net bir şey söylemek istemiyorum. İşte bu aslında bu adına aşk dediğim, içinde kavgası da olan olayın zaman zaman bu tür şeylere zarar verebileceğini de düşünenlerdenim. Ama Erdemir'in o korkumu hayata geçirmemesini de diliyorum. Geçirmemesi de gerekir. Çünkü Erdemir de iyi bir amiral gemisidir. Bugün OYAK bünyesinde olsa bile kurulduğu günden itibaren öncelikle Türkiye ekonomisine, öncelikle ülkeye ve bölgemize çok ciddi katkıları olan bir sektördür. Evet. Bu sektörün mutlaka ve mutlaka bu şekilde devam etmesi lazım. Bugün o büyüme, bugün İskenderun demir ve çelik fabrikalarının kurtulması, ki oranın yıkım halini gördüğümüz için kurtulması evet, diyorum. Evet, evet. Erdemir sayesinde ayağa kalkmıştır. Yine bugün Türkiye'deki birçok maden işletmelerinin bu şekilde işte Divriği bunlardan bir tanesi, Kandilli bunlardan bir tanesi, Erdemir sayesinde yeniden hayat bulacağı gibi birçok şey var. Dolayısıyla Erdemir'in bu şehirdeki yatırımlarını mutlaka sürdürmesi lazım. Buna da şehrin katkı sağlaması lazım. Peki. Onu şunu soruyorum. Tabii bütün hani bu eksi, bu harmanlama içerisinde ortak akma ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani sizin de bahsettiğiniz evet. Olay bu. Peki siyaset, hani şimdi işte AK Parti kanadı konuşuyor. AK Parti kanadı, CHP kanadı, MHP kanadı. Bu olumlu şeylerin ortaya çıkması noktasında hani ortak bir görüşte buluşabiliyor mu? Ve bunun özelinde şimdi az önce MHP ve AK Parti ilçe başkanlığı genel anlamdaki değerlendirmesini yaptınız ama CHP ile ilçe başkanı nerede bu durumda? Siyaset nerede diye sorsam. Şimdi CHP ilçe başkanı gördüğüm kadarıyla şehirde şu ana kadar muhalefet anlamında politikasını iyi yürüten konumda bence. Eleştirisini de yapıyor, önerisini de sunuyor. Örneğin yine Erdemir konusuna değinirsek, Erdemir'in bir dönemler yaptığı bir geniş katılımlı toplantıya Ereğli Belediye Başkanı çağrılmadı diye, benim belediye başkanımın çağrılmadığı yerde ben çağrılsam da olmam ki çağrılmıştı diyebilen tavır sergiledi. Eylem Ertuğrul'dan bahsediyoruz, evet. Doğrudur. Aynı Ertuğrul süreç içinde milletvekiliyle beraber çözüm amacıyla Erdemir'e ziyaret edip konuları görüşmesini de bildi. Yine yerelde partisinde onların da zaman zaman yerel sürtüşmeleri olabiliyor. Özellikle belediye parti yönetimi sürtüşmesi olabiliyor ama bunları hemen hemen hiç yansıtmadan sanki hiçbir sorun yokmuş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman şehir için güzel öneriler oluyor. Hatta bazen işte bizim karelerimize de yansıyan şekilde 4 siyasi parti ilçe başkanının aynı karede fotoğraf vermesi, birlikte hareket ediyorlar görüntüsü vermesi son derece güzel görüntüler. Ama hepsinin bir araya gelip bu mücadeleyi hakkı gibi yürütüyorlar mı derseniz bunu hepsi için hayır derim. Hepsi için hayır derim çünkü... Yani siyasi temsilcileri kastederek diyorsunuz bunu. Aynen. Hepsinden kastınız bu. Siyasi temsilcileri kastederek söylüyorum. 4 tane siyasi parti ilçe başkanını kastederek söylüyorum. Bugün her şeyin kavgayla olmayacağını bildiğim kadar bugün şehrin birleşip bir yere odaklanıp bir yere gitmeleri halinde neler kazanabileceğini de biliyorum. Gene söylüyorum, kavgasız gürültüsüz. O hakların alınabileceğine kanıyım ama nedense işte o yukarıdakiler tabir ettiğimiz başta Zonguldak milletvekilleri AK Partili önce kendi partisinin sonra yanındaki partinin önünü kesiyor olabilir. Yoksa Ereğli gerçekten yıllar öncesinde
o birlikteliğini, o gücünü gösterip gittiği yerden ses getirebiliyordu. İnşallah yine o günleri görürüz diyorum. Bu arada diğer konuğumuz geldi. Tamam, sizi de tamamlayacağız. Beni kov artık Ali. Sizi gönderelim, evet. Çok teşekkür ederim o zaman. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Çok teşekkür peki ederim. Şöyle, İyi oluyor. Elbette şöyle. Hani bizim hani daha fazla gündemde tutmamız gerekiyor. Ben buradan şahsınızı söylüyorum. Yani daha hafta içi olmaz. Haftanın bir günü veya iki hafta bir bunları yapalım. Dinlendirmeye çalışalım. Konu başlığı aslında elbette çok konu var. Ama son sorum şu. Bu seçim zamanında bu koridordan AK Parti'nin bir aday çıkarmaması tepkilerine doğmuştu. Sonra Sayın Erdoğan geldi, dedi ki Ereğli milletvekili benim dedi. Temsil boyutunda, hani ilgi boyutunda, eleştiriler boyutunda veya işte bu tatminkar mı bölge? Ereğli Alaplı hattı. Yani milletvekili çünkü zaman zaman özellikle yeni yönetimle beraber, Saffet Bey'le beraber bu bölgeyi daha fazla girip gittiklerini görüyoruz. Hiçbir şey görmeden Ereğli milletvekili benim demek bir şey yaramaz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu o günlerde siyasette söylemiştir. Söyleme gereği duymuştur. Söylemelidir. O olabilir ama asıl önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey söylemesi değil sadece. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylediyse ardındaki her ne kadar Zonguldak'tan da seçilmiş olsa, Çaycuma'dan da seçilmiş olsa, Alaplı'dan da seçilmiş olsa bölgenin milletvekili bunlar. Zonguldak bölgesinin milletvekilleri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı bu sözün altında ezdirmemeleri gerekir. Şu anda bana göre Sayın Cumhurbaşkanı bu sözün altında eziliyor. Buna Saadet Hanım da dahil ederim. Sayın Saadet Oruç da Ereğli'ye maalesef beklenen ilgiyi göstermiyor. Zonguldak milletvekilleri ve... Yani ben özür parantezim. Yani pek üniversite konusunda olsun, diğer bazı konularda olsun hani o ilgisini hep gösterdi. Ama belki basına mı yansımıyor bazı şeyler? Biz mi yanlış görüyoruz? Hayır, hayır, hayır. Birçoğu, şimdi lafım yanlış anlaşılacak ama hayır söyleyeyim ben onu. Göstermek, işte hareket etmek doğru bir şey değil. Şunu ne söylüyorum, gene söylüyorum. Eğer Ereğli'deki siyasi parti ilçe başkanları başta olmak üzere milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarındaki az önce konuk az sonra konuk alacaksınız. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan Keleş de bu işin içinde alınıp bütün büyük bir güç yapılırsa bugünün karşısında çok fazla durulacağını sanmıyorum. Milletvekillerine daha fazla ilgi göstermesini istiyorsun. Evet, yani tamam. Şehre gelip şehirde kendini göstermekle, partide toplantı yapmakla bu işler yürümüyor. Ya onları yapmadan da olmuyor ama aslında. Yapsınlar tabii canım. Ama yaptıklarının karşılığını görelim. Bir şey görmeyince o toplantı orada kalıyor. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi oldu. Benim için de iyi oldu. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Zaman zaman konuşacağız. Kolay çok gelsin diyorum. Sekizden de Fikri Kapan'la beraberdik. Burada kesiyoruz. Birazdan Ereğli TSO Başkanı Aslan Keleş ile istihdam konuşacağız. Üretimi konuşacağız. Ne oluyor? Aynı şeyleri mi konuşuyoruz? Aynı şeyleri konuşmak istemiyoruz ama biz aynı şeyleri sormak zorundayız maalesef. Birazdan beraberiz.